Merhabalar. Eksik olana hoş geldiniz. Bugün Ali Şimşek'le beraberiz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Kendisini kültür tarih sohbetlerinden izleyenler izlemiştir. Robinson Crusoe ile ilgili çok güzel bir program oldu. Onu da tavsiye ederek başlayalım. Kültür tarih sohbetleri ekibine de buradan selam göndererek. Bugün modernizm ve sanat dedik ama aslında çok katmanlı konuşmak istediğimiz konular var. Öncelikle birazcık kavramsal olarak üzerinde çok durulmayan, konuşulmayan bir soruyla başlayayım. Modernizm, modernite, modernleşme nasıl kullanılmalı ve etimolojik olarak ve sosyolojik olarak farklılıkları? Evet, yani dedim evet. Konu yoğun, onun için ben de daha iki kupayla oturdum. Yani iki, ben de şimdi monitöre bakacağım, iki kupa demek yoğun bir konu. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum, yani genelde hani bizim 3M dediğimiz modernite, modernizm, modernleşme çoğu zaman birbirinin yerine kullanılıyor. Yani özellikle gündelik dilde çok sık kullanılan bir şey. Şimdi öncelikle orayı biraz açmak gerekiyor. Yani biz modernite dediğimizde, öncelikle modern ne? Modern Latince şimdiki an demek. Yani şu an benim modum ve vücut temps, vücut ısım yerinde. Yani onu yaşıyorum anlamına geliyor. Yani şu anın insanıyım. Yani atıyorum 5. yüzyılda da modern Hristiyanlar kendilerini modern olarak görüyorlar. Niye? Paganlara karşı biz günün insanıyız. Yani modern etimolojik olarak mod, şimdi. Yani şimdi şu anın insanı. Ama tabii etimolojiye bakarsak her şey açıklanmıyor. Yani ona bakarsanız kültürde turptan geliyor yani, değil mi? Yani ya da bir yumru kultura denilen bir şeyden geliyor. Yani etimoloji yararlıdır ama belli bir tarihsellik sürecinde o etimoloji çok dışında anlamlara geliyor. Dil modernite, evet, modernite dediğimizde bizim kastettiğimiz itirazlar da saklı olmak üzere. Çünkü bunlar hala tartışılan mevzular. Neyi kastediyoruz? Modernite süreci dediğimiz şey biz ağırlık olarak, yani itirazları da saklı olmak. Çünkü modernite tanımının içinde bu itirazlar da saklı. Çelişkileriyle beraber. Aşağı yukarı 15. yüzyıldan itibaren içine girilmiş bir süreci anlıyoruz. Yani 14. yüzyılın sonları 15. yüzyıl. Yani bizim Rönesans dediğimiz, yeniden doğuş dediğimiz, ama bu yeniden doğuş kavramı da 18. yüzyılda veriliyor. Zaten şu var, yani bizim şu an kullandığımız birçok kavramın kökeni 18. yüzyıl zaten. Sanat da öyle, kültür de öyle, gelenek de öyle. Yani daha önce bu kavramları anakronik olarak geçmişe yürüttüğümüzde sorunlar çıkıyor. Yani çünkü orada bizim bildiğimiz anlamda bir kültür kavramı yok. Yani ya da Almanca Bildungs dediğim şey yok. Şimdi modernite dediğimizde bir ileriye doğru umutlu bir süreçten bahsediyoruz. Yani modernite iyimser bir kavram. Rönesans işte akıl, bilim, özne, ilerleme, düzen, teknoloji, keşif, aydınlanma. İşte 18. yüzyıla gelindiğinde daha böyle ileriye doğru ütopya. Ütopya dediğimiz. Sonra yani öteyi düşünmek falan düşünmek. Bir süreç. Bu süreç tabii insanlık tarihi müthiş verimli bir süreç ama müthiş de trajik de bir süreç. Yani savaşlar vesaireler, değil mi yani? Olağan değerlerin yıkılması. 1789 Fransız devrimi, işte Amerika, bir öncesi Amerikan devrimi, kölecilik, Amerika'nın keşfi. Yani Amerika'nın keşfi de bu aralık içinde. Modernizm dediğimizde ise, yani bugünkü konuşacağımız mevzu, modernite süreci içindeki bir kırılmadan bahsediyoruz. Ve bu kırılma modernite gibi iyimser bir tanıma sahip değil. Hatta bazı versiyonlar dışında negatif şeye sahip. Yani modernite sürecinin krizinin bilincine modernizm denilebilir. Yani bu sürecin krizinin bilinci dediğimiz şey. Şimdi modernizm dediğimizde sanatsal olarak, bakın öncelikle vurguluyorum, sanatsal olarak ya da estetik olarak 1830 sonrası bir aralığı anlıyoruz biz. Yani 1830'larda başlamış ama kendi 1860'lar, 70'ler, 1880'lerde iyice göstermiş. 1910'lar, 1914 Birinci Dünya Savaşı, işte aşağı yukarıda 45'lere kadar da formunu olgunlaştırmış bir sanatsal form. Yani resim, heykel, şiir, roman, sinema gibi bu alan. Yani modernizm derken böyle bir ayrım yapıyoruz. O zaman modernite kavramında önemli miktarda farklı yani. Modernleşme dediğimiz kavram daha harcı alem bir kavram. Yani o gazetecilik dili biraz. Yani daha çok da İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan iyimserliği ile alakalı. İşte Birleşmiş Milletler'in desteği, işte az gelişmiş ülkelerin kalkınması,
modernleşeceğiz, kentler büyüyecek, orta sınıf büyüyecek, hala buna inanan insanlar da var bu arada. Yani işte sekülerlik artacak, teknoloji artacak falan, daha böyle yine iyimser ama daha dar anlamda. Yani onu sadece teknoloji işte, ya da hatta o teknolojinin içinde şeyde, teknoloji tarzı şu da var. Yani Batı'nın bilimini alalım da aman falan gibi ahlaki kaygılar da var. Onun için modernleşme daha kolay anlaşılabilen bir şey. Ama hem modernite kavramı hem de modernizm birçok tartışma barındırıyor. Yani çok önemli kırılmalar ve bu kırılmaların kendilerini hala şey yapıyoruz, yaşıyoruz da. 1830 sonrası görünürleşmeye başlayan, 60'larda iyice göz önüne gelen, 70'ler, 1910'larda olgunlaşan bir dil. Estetik bir dil. Hatta estetik modernizm diyoruz biz buna bazen. Mimari de. Mesela mimari de nedir? Mimari de modernizm dediğimizde şu an her yerimizi doldurmuş olan, hatta TOKİ konutları dolayısıyla da gözümüzden olan bir mimari tasarım biçimini alıyoruz. Ya da IKEA mobilyaları mesela. Minimalist, sade, değil mi? Kübik. İşte bu modernizm. Tasarımda modernizm. Yani işte oturduğumuz sandalye vesaire gibi. Yani kentleşme ve mimarlık ya da endüstriyel tasarım alanına girdiğinde zaten onları şu an kullanıyoruz biz. Yani şu an her yerde var. Mimari de var. Gökdelenler, kübik mimari, değil mi? Yani işte edebiyatta klasik romanlar dediğimizde işte Don Quixote'dan gelip Balzac'lar, Stendhal'ler, işte Dostoyevski'ler, Tolstoy'lardan falan bahsediyorum. Ama James Joyce dediğinizde, Virginia Woolf dediğinizde ya da Kafka dediğinizde başka bir şey var. O da mesela romanda modernizm anlamına geliyor. Ya da işte sinema zaten çok geniş, erken bir, yeni bir sanat ya da yeni bir biçim. Onun modernizmi var mesela. Onun modernizmi de aşağı yukarı 1950'lere denk düşüyor. Yani sinemanın modernizmi 1950'lere denk düşüyor. Yani işte Godard'lar, Yeni Dalga gibi. Yani ama aşağı yukarı işte 1860'lar, 70'ler, 80'ler, Birinci Dünya Savaşı kırılması çok trajik bir kırılma. Çünkü dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük yıkım. Ve bu yıkım da modernitenin merkezinden gelmiş. Yani bu küçümsenen Hindistan'dan ya da küçümsenen Afrika ülkelerinden gelmemiş. Yani tam da aydınlanmanın modernitenin başkentlerinden gelmiş. Roma'dan gelmiş, Berlin'den gelmiş, Paris'ten gelmiş, Londra'dan gelmiş, değil mi? Yani tam da buradaki bir kırılmaya denkti. Şu anlamda Birinci Dünya Savaşı travması modernizmin dilini oluştururken çok çok belirleyici. Hem edebiyatta hem de resimde ekspresyonizm gibi şeyler, yeni akımlar ya da işte bilinç akışı denilen şeylerle. O anlamda hani modernizmi biz daha dar anlamda sanatsal bir dil olarak düşünüyoruz. Ayrıştırarak bakmalıyız. Yani sanatla ilgili bir dil. Mimariyle ilgili bir dil. Bir kısmıyla. Endüstriyel ürünler tasarımıyla ilgili bir dil. O anlamda hani özellikle buna vurgu yapmak lazım. Niye 1830'dan itibaren görünüyor dediğimizde, 1830 da kritik bir tarih. Hem siyasal olarak da kritik bir tarih. İşte 1789 Fransız devrimi, Amerikan devrimi, Haiti devrimi vesaire, dünya karışmış. İşte imparatorluklar sallantıda. Sürekli bir restorasyon süreci var. Merkez ülkelerindeki Fransa. Şimdi modernizm bu arada başkenti Paris'tir. Yani bunu da özellikle vurgulayalım. Yani Paris de pişmiş, sonra Londra'ya, Paris'e, İstanbul'a, Petersburg'a, dünyanın dört bir tarafına, Buenos Aires'e sıçramış şey. Zaten modernizm kavramı da ilk defa tuhaf bir şekilde Latin Amerika'da kullanılıyor yani kavram olarak. Onu da vurgulayalım yani. 1830'lar hayata yeni şeylerin girdiği süreçte, siyasal olarak da bahsediyorum, tren girmiş mesela. Yani daha önce yok, tren girmiş. Elektrikli aydınlatma girmiş. Daha sonra hava gazı, sonra elektrikli aydınlatma. Ama en önemlisi fotoğraf denilen daha önce olmamış bir melek girmiş. Yani 1820'lerden itibaren geliştirilmiş ama 40'lara, 50'lere geldiğinde, 70'lere geldiğinde, 1900'lere geldiğinde artık siyah beyaz da olsa bir fotoğraf denilen bir alan var. Onun dışında bugün modern gazetecilik dedi. Walter Benjamin pasajlarda bunu çok güzel anlattı. Baudelaire figürü üzerinden. Orada ilk modernizmin şeyi diyeyim, lanetli şeyi de Baudelaire'dir. İlk modernist. Evet, şair Baudelaire. O anlamda modern gazeteciliğinde doğduğu aralıklar. Yani resimle aslında beraber. Modern mağazacılığın pasaj
Kaynaklar Benjamin pasajı da çok güzel anlatır. Yani vitrinler, modern reklamcılık, modern editörler, modern illüstratörler. Yani bunlar bir fil basınla profesyonel ilişki içinde olan insanlar. Yani birçok kırılma var. Birçok kırılma var. İşte burada bir dil oluşuyor. Bu dil nasıl bir dil? Şimdi sanatın tarihi uzun bir tarih. Yani elbette bu programı değil, bir sürü seminer vermek lazım. Ama şu var. Mesela modernizmden önce neler vardı? Ve sanatsal olarak bakıldığında. Şimdi bakıldığında elbette modernizm hazırlayan en önemli kırılma romantizm denilen bir dalga. Yani sadece sanatta değil. Edebiyatta, siyasette, işte milliyetçilik fikri, romantizm. Folklor biliminin doğuşu, romantizm. İlk turistler, ilk trekkingçiler, romantikler. Gelenek fikri ve muhafazakarlık, romantizm. Melodramlar, işte genç Werther'in aşıları vesaire, dolayısıyla romantizm. Aynı zamanda bizim Alman idealizmi dediğimiz, aynı zamanda estetik teoriyi kuran insanlar, o romantik hareket içinde Kant, Hegel, Leising, Schelling gibi bir Alman idealizmi denilen estetik ve sanat tarihinde kuran bir alan. O romantik dalga da var. Şimdi daha önce nasıl bir şey var? Atıyorum mesela Rönesans'tan itibaren resimden örneklersek, çünkü modernizm tartışmalarında resim örneği çok baskın bir örnektir. Daha sonra da edebiyat örneğine geçilir. Klasik resim dediğimiz bir resim var ya da barok dediğimiz bir resim var. Tabii modernizm kökenleri 17. yüzyılda itibaren birçok insanda var. Yani istisna olarak çıkmış. Mesela Goya'da, Rembrandt'ta modernizmin unsurları görünüyor. Yani ama istisna olarak görünüyor. Nasıl görünüyor? Mesela nasıl görünüyor? Resimde modernizm, bizim izlenimcilik, impresyonizm dediğimiz dalgayla şöyle başlıyor. Bir, konunun önemsizleşmesi. Bu çok önemli bir kırılma. Romantizmin başlattığı bir şeydir. Mesela romantizm sanata manzaranın icadını katmıştır. Manzara, yani bugün iPhone'larımızda biz güneşin batışını çekiyorsa o romantik manzaranın keşfiyle bize gelen bir şey. Ya da işte yalnızlık teması. Daha önce resimde mitoloji var. İsa, Musa, Meryem hep var. Yani alegori ya da semboller. Burjuvazi var. Kraliyet hep var. Ama ilk defa romantiklerle beraber ağaç, dağ, kuşlar falan var ya, güneşin batışı var. Değil mi? Bu büyük bir sekülerleşme. Evet. Yani doğadan o büyük yükü atıyorsun. Evet. Ve manzarayla aslında o döneme göre muhalif de bir tarafı. Kesinlikle. Romantizmdir işte. Manzaranın keşfi. Artık Zeus'a ihtiyacı yok manzaranın. Burjuvaziye ihtiyacı yok. Aristokrasiye ihtiyacı, alegorilere ihtiyacı yok. En önemli de zaten sanat tarihi, Batı sanat tarihi Hristiyan temalardır. İsa ve Meryem'e ve Azizlere ihtiyacı yok. Bir yalnız adam var, Kaspar David Friedrich'in oyunlu resminde olduğu gibi, ve sisler, yamaçlar, uçurumlar falan var. Ama o resimde ben neyi algılıyorum? Doğanın yüceliğini algılıyorum. Yalnızlığı algılıyorum. Yani yalnızlığın keşfi. İnsani bunlar, ayrı bir eke ihtiyacı yok. İşte modernizme gelindiğinde mesela impresyonizm ya da bir öncesinde aslında gerçekçiliğin kuruluşu olarak anılır ama onları çok aşamıyor. Kurbe denilen çok önemli bir sosyalist ressam var. Ve bence hani sanatta modernizmi ilk başlatan resimde adam o. Yani genelde ama sosyalist olduğu için ikinci şey yapıp izlenimcilikle başlatılır. İmpresyonizm. Şimdi impresyonizmin yaptığı en önemli yenilik, işte modernizmin ne olduğunu anlamak için, gündelik hayatın kendisini getirmek. Bu gündelik hayatı romantiklerin yaptığı gibi dağ bayır değil, uçurum değil, sisler değil. Mesela sis romantizme kadar estetik bir öge değil. Korkulan bir öge. Yani şimdi sis, değil mi? Mum ışığı romantizme kadar seküler bir öge değil. Yani dinsel tıttınız olabilir. Şimdi romantik bir akşam yemeği yediğinizde herhalde floresan lamba yanmıyor, değil mi? Ne yanıyor? Mum ışığı yanıyor, değil mi? Alacakaranlık bir şey. Şimdi izlenimcilik kentin gündelik hayatını getiriyor. En önemlisi 19. yüzyıl sonu Paris. Kafeler, barlar, operaya gidenler, operalar falan. Yani aslında burjuvanın da hayatını çekiyor. Gündelik hayat, gündelik hayat. Konusu ediniyor. Küçük burjuvanın hayatı. Aslında burjuvanın hayatından çok küçük burjuvanın. Evet. Aslında modernizm bir kısmı da küçük burjuvanın dilidir. Yani bu çok iddialı bir tanım gibi geliyor ama önce küçük burjuvan. Yani
klasizm ya da romantizmde burjuvanın diline yakın ögeler var. Ama hem romantizm hem modernizm ağırlıklı küçük burjuva. Neden öyle sizce? Ya çünkü yüzer gezer bir kesim. Yani bu küçük burjuva derken eğitimli bir küçük burjuvadan bahsediyoruz. Yani avukat, doktor, mühendis vesaire vesaire gibi. Yani öğretmen, bürokrat. Mesela Göte bir bürokrattı. Yani bir prens sarayında çalışan katip. Yani beyaz yakalı. Hani evet. Beyaz yakalı. Ama sonradan yükseliyor. Tabii kadar. Yükseliyor. Ya. Ama dediğim gibi yani çoğu... Göte yine onların arasında en başta yükselen bir yer. O dönem işçi sınıfından modernle bahsederiz de esnaf çocuğu bunlar. Yani zaten hani Stendhal baktığı zaman esnaf çocuğu. Yani mesela ya da konu var mesela Julien Sorel bir değirmenci çocuğu. Evet. Ya, anlıyor musun? Yani küçük esnaf çocuğu diyelim hatta bu tanımlamalarla. Yani ama küçük burjuva. Şimdi izlenimcilik öncelikle bunu sokuyor. Gündelik hayat. Romantiklerin o keşfini bir ileriye taşıyor. Onun dışında kalın boya tabakasını sokuyor. Bakın bu çok önemli. Daha önce resim yapma biçiminde boyanın kendisini hissetmezsiniz. O hayat gibi olacak. Kalın boyayı gördünüz ama boyayı algılıyorsunuz. Çok önemli. En önemlisi izlenimciler fırça izini resimde gösteriyorlar. Şimdi bu skandal. Bunu nasıl örnekliyim? Ben genelde derste şöyle örnekliyorum. Şimdi mesela buraya bir tane boyacı çağırdınız. Boyacıdan ne beklenebilir? Pürüzsüz bir yağlı boya beklenir değil mi? Ama boyacı mesela modernizmi biliyor olsa şöyle olurdu. Fırça izlerini bıraksaydı adamı kovardınız. Evet. Fırça izi görmüyor. Ama şöyle diyebilirdi yani ben aslında izlenim yemez değil mi? Yani daha önce de resimde böyleydi yani fırça izinin görülmesi bir skandal. Tabii tabii. Amatörlük yani. Realist akımların içinde. Tabii ya. Jilet gibi olacak. Özellikle neoklasik resimler yani izlenimciliğin bir öncesi neoklasizm denilen orada jilet gibi fotoğraf kalitesine yakın bir görüntü olacak. Kalın fırça. En önemlisi modernizmin en önemlisi improvizasyon, doğaçlama. Zaten şu var yani Don Quixote'u tartışırken de kullanmıştık onu. Moderniteyi başlatan en önemli kavram Montaigne'in denemeleridir. Bak adı deneme zaten. Yani deneme ne demek? Deniyorsun yani. Değil mi ya? Nefis bir isim. Essay miydi İngilizce? Essay. Evet. Deniyorsun ya. Karşında ortaçağ sunmaları yok. Akademik dipnotlar yok. Montaigne'in denemeleri çok samimi, içten, seninle yazabileceğin doğaçlama. Yani düşünce egzersiz. Deneyen ne demek? Araştıran demek aynı zamanda. Ama böyle bilimsel neden sonuç değil yani. Bir şey araştırıyorsun. Boş zaman demek. Yani improvizasyon demek. Doğaçlama. İzlenimciler resme bu doğaçlamayı katıyorlar. Mesela izlenimciliği başlatan, ya şey gösterebilseydik önceden gelip biraz. Mesela Monet'in gün batımı tablosu eskiz ruhuyla yapılmıştır. Kalın kalın boya yani. Eskiz ruhu. O da çok önemli. Daha önce resme eskiz girmez. Eskiz ressamın kağıdındadır. Bu saklarını sanat tarihçisi bulacak. Oysa Monet'lerle ya da bir öncesinde Courbet'lerle eskizin kendisi orijinal oluyor. Bak bu çok önemli bir kırılım. Evet, aslında yarım kalmış kabul edilen. Bitmemişlik. İşte bitmemiş. Modernizmin en önemli unsurlarından biri bitmemişlik. Bir, ucu açıklı. Bu noktada çok güzel bir Bauman'ın Iskarta Hayatlar programını yapmıştık. Onda da belirttiği şey aslında birebir uyuyor. Yani modernizm ürettiği kadar ıskartaya çıkarmak zorundadır. Nedir bu? Fazlasını kesip atar ve aslında her işi bütünsel olarak baktığında yarım bırakmış oluruz. Bitmemiş. Ama biz onları görmeyiz. O bitmemişliğin fazlalıklarını biz kafamızda ya da işte başka türlü atarız, fırlatırız. Ya da Eco'nun ünlü şeyli yani aşırı yorum ve çoğul okuma dediği, opera operta dediği şey. Yani elbette İlyada'yı da çoğul okuyabilirsin ama onun sınırı bellidir yani. Orada Zeus var, işte tanrılar var, Aşil var falan. Ama mesela Gregor Samsa'yı ucu açık. Onu bir böceğin öyküsü olarak da mı okursun, modern bürokrasinin bir alegorisi de mi okursun ya da kendi hayatın her gün işe gitmek zorunda olduğun kendi hayatın gibi mi okursun? Yani bir ucu açıklık en önemli kazanımdan çok, biri. Çok bu konuda bir kafamda soru işareti var. Yani bireysel olarak programda da sormak istiyorum. Ya Kafka şu anda aynı şekilde yazsaydı ve şu an günümüzde yayınlasaydı kitaplarını, ben postmodernist falan diyeceğimizi düşünüyorum. Oraya da geleceğiz. Bakın zaten çok zor ayrımlar. Modernizmi nereye kadar uzatıyoruz literatürde biz? Estetik modernizm. Genelde literatürde 1960'lara kadar uzatılır. 1960'tan sonra ise postmodern denilen bir süreç başlatılır.
Altın çağı da 1990 sonrası. Yani 1990 sonrası ve 2000'ler. Yani şu an günümüzde. Zaten postmodern, yani modernizm sonrasının birçok unsuru modernizmin bir kendisi zaten. Mesela izlenimcilikle başlamış ama mesela kübizm, modernizmin en ünlü sanat akımı Picasso ve kübizmdir. İsa'dan sonra en çok bilinen isimlerden biri Picasso. Yani tuhaf değil mi yani? Picasso'yu herkes biliyor. Yani. Oysa kübizm çok istisna bir modernizmin şeyi, yorumu. Hatta eleştirilmiş o zamanki, evet, modernistler tarafından, evet, değil mi? Kübizm fragman eserlerin dışına estetiği, çıkmış. Yani modernizmi belirleyen önemli şeylerden biri fragman estetiği. Parçalılık. Elbette Dostoyevski'de de bir parçalılık var. Yani ya da Rafael'de de bir parçalılık. Onu söylemiyorum. Yani fragman estetiği. Yani birbirleriyle ilintisiz unsurları bir araya getirebilme potansiyeli. Bu çok önemli bir şey. Birbirleriyle ilintili ya da ilintisiz. Bir araya getiriyorsunuz. Kolaj. Modernizmin günümüze bıraktığı en önemli unsurlardan biri, işte Photoshop'ta yaşıyor, grafik programlarında yaşıyor. Kolaj. Ya da montaj. Ya da demonte. Ama fragman. Zaten hayat fragmanlaşmış. Değil mi? İşte Zimmel'lerin sosyolojide yapmaya çalıştığı biraz bu. Hayat da fragmentasyon hale gelmiş. Parçalanmış, ya da Marx'ın söylemiyle yabancılaşma. Değil mi? Onun dışında zaten kent fragmanlara bölünmüş. Onun dışında en büyük fragman gazetenin kendisi. Gazete fragmanlardan oluşuyor. Evet. Değil mi? Modern gazeteyi okuyor falan yani. Onun dışında savaş fragmanter hale gelmiş. Nedir o? Şarapnel bomba. Ve sonra da kimyasal silah. İlk Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan. Fragmanterdir şarapnel bomba. Çünkü parçalanarak uçar. Yani gülleyi komple atarsınız, bir yeri yıkar. O şarapnel bomba çok alçakçadır. Öyle bir tesadüf hale getirir. Yani nereden nasıl çarpacağını bilemezsin. Bir de uçak varsa cephe her yeri haline gelir. Eski savaşta belli yerlerde yapılıyor. Sivile çok birebir içinde değil onun sivil. Tabii faturasını yaşıyor ama hava gücü cepheyi yer yer yapar. Yani kaçamazsınız yani. Onlar fragman estetiği. Çok önemli bir şey. Yani bu kolaj, montaj vesaire şu an gündelik dildi işte. Yani şu an kullandığımız program da bir fragman estetiği. Rejim azasında fragmanlar geliyor. Değil mi? Tabii, yani? Kesinlikle. Ya da bir fotoğrafın kendisi. Fotoğraf hayatı fragmanlara çok rahat ayırabilir. Kadrajlarla. Sinemanın başlangıcı. Uzaklaşma. Sinema daha sonra bunu. Yani Benjamin'in deyimiyle yani her bir fragman bir şarapnel gibi sinema izleyicisine hücum eder. Onun için yani hayatın estetiği modernizm denilebilir. Ucu açıklık, eskiz, fragmanlaşma, dağılma. Yani bilinç akışı dediğimiz, yani Virginia Woolf'un ilk defa dalgalarda ve daha sonra James Joyce'un daha içrek, daha entelektüel belgesi diyor. Ona göre yani Virginia Woolf'tur. Bu dalgalar romanı ve Dalloway, Mrs. Dalloway. Şimdi dalgalar romanına ya da Dalloway'a baktım, doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Ben Almanca okudum için bazen şey yapıyorum. Bir olay anlatmaz. 300 sayfa boyunca bir günü görürsünüz. Bir sürü insanın gözünden. Bir yoğunlaşma. Uçuculuk. Mesela fragman estetiği uçuculuk. Yani mesela Prost. O anlamda mesela romanda modernizmi başlatan en önemli adamlardan biri. Her şey uçucudur. Ne kastediyoruz orada uçucu? Yani gevşek bilinç akışı. yoğunluklar, yani Deleuze'ün yoğunluklar dediği, yeğenlikler dediği şey. Ama bazı şeyler de abartı değişmiyor mu? Yani hayır, öyle... şunu söylüyorum. Yoğunluklar vardır, bir buhar gibi. Zaten dalgalar, bakın romanın adı. Çarpar, bir gelirsiniz, bunu hatırlarsınız, buradan oraya sıçrarsınız. He, kesit kesit, doğru. Evet. Falan, anlıyor musun? Çok bakışlılık, çok perspektiflik. Mesela kübizmin estetiği. Yani bilinç akışı James Joyce'a ya da Woolf'a daha sonra birçok geline bakın. Çok farklı bakışları görürsünüz. Klasik romanda bunu çok yoğun görmeniz gerekmez. Yani gelir Raskolnikov. Ya aslında Cengizler'i söyledim mi? Bir de Raskolnikov yapalım yani. Raskolnikov gelir, değil mi? Ya da işte Julian Sorel. Tam akışlar vardır. Ama daha bilinç akışı keşfedilmemiş. Adam daha Deleuze şeyiyle zaman sineması, hareket imaj, zaman imaj ayrımı çok güzel bir ayrımdır. Onda daha eylem adamı. Action var orada. Gidecek, bir şey yapacak falan edecek, değil mi?
Ama şeyde bilinç akışında eylemi çok gerekmez. Evet, bir durumu analiz etmek yeter. Uçuşur yani göz şeyler. Oradan oraya sıçrıyor. Aslında bu çok doğru. Bizim gündelik hayatımızda böyle zaten. Yani biz sabah uyandığımız zaten rüya böyle işliyor. Sabah uyandığımızda da böyleyiz. İşe gelirken bir sürü değil mi? Oradan oraya sıçramalar. Tabii sürekli yeni bir şeyle meşgul olmak zorunda. Tabii zaten modernizmin içinde aynı psikanaliz de vardır. Ha, oraya da bir değinelim. Yani Freud'u sanat... nereye koyacağız modernizmle alakalı? Ya şimdi Freud zaten eğer sanat konuşacaksak zaten büyük bir sanatı özellikle sürrealizm üzerinden ya da diğer avantgard akımlarına etkili. Ama zaten psikanalizin kendisi fragmandan bir vakaya gidiyor. Bir dil sürçmesinden her yere bağlayabilir ya da bir küçük sen. Hani modernite içinde psikanaliz ancak 1910 sonrası olabilir. Yani 1910 sonrası olabilir yani. Çünkü cinsel olarak tabii, da çok devrimsel. Yani, İnsanı şiddet uygulamasına kabul ediyor. Evet. Sonra modernizmin bize verdiği en önemli şeylerden biri Kurben'in ilk yaptığı dünyanın kökeni bir vajinayı kadrajlayarak yasak mesela hala o. Bir Osmanlı paşasının Halil Paşa mıydı neyse. Onu sipariş verdi. Bir yakın, vajinayı yakın plana oluyor. Tüyleriyle falan. Adı da dünyanın kökeni. Metafor değil. Dünyanın kökeni orası. Değil mi? Yani ya da işte Manet'in kırdaki pikniği. Orada her şey çok normal gibi ama bir çıplak kadın izleyiciye bakar. Sanki bir giyinikmiş gibi. Ya skandal. Modernizm bilinci bilinçli skandal. Ve bilinçli şok. Buradan birazcık olimpiyada olundu galiba. Tabii. O da aynı şekilde müstehcen bulunuyor. Biraz... Bilinçli yapılıyor abi. Skandal ve şok modernizi belirleyen en önemli kavramlardan biri. Bir de bohem kavramını açalım o zaman. Baudelaire ve Fransa'daki şey. Paris. Bohem modern anlamda yani, tuhaf oldu biraz. Zaten bohem modern bir kavram. Bohem kavramı nereden geliyor? Alman romantizminden geliyor. Yani yine romantik hareket var. Romantizm çünkü sanatı özelleştiriyor. Yani hayatın gündelikliği, kapitalizmin sıkıcılığı, araçsallığı içinde sanat sadece amacı kendi olan amaç. Kant'ın sanat yapıtı tanımı. Amacı kendi olan amaçlılık. Dediğim. Sanat için sanat. Ha, sanat için. 1800'lerin evet. Ortalarında. Orijinli, ilk romantikler çoğu aristokrat çocuğu, burjuva çocuğu ama babaları gibi olmak istemiyorlar. Onlar sanat dinine inanıyorlar. Sanat yeni bir din o. Hatta şöyle orada ayırabilir miyiz? Çok güzel. Ben kitaptan da pasaj okudum. Hristiyanlık yerine artık yeni konulan din sanat olarak gören kişiler, modernistler. Tabii aslında bir çıkıntı haklı çıktı. Bugün sanat din kadar etkilidir. Bir dokunulmazlığı, bir kutsallığı falan var değil mi? Yani sanatçı ön plana çıkarıyor. O da çok kritik. Onun bohem da nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl ilk yarılarında sanat şöyle de özelleşiyor. Klasik mesenlik ilişkileri değişiyor. Yani sanata eskiden kilise, saray, koruyuculuk yaparken sonra burjuvazi bu bağlar gevşiyor. Ve sanatçı gerçekten de korumasız bir kısmıyla. Bir kısmıyla zaten 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın politik akımlar yüzünden sosyalizm ve anarşizm çok merkezidir burada. Oscar Wilde mesela sosyalizm, anarşizm. Evet. Muhafazakarlığı saymıyorum. Liberalizm de saymıyorum. Çünkü bunların çoğu da liberalizmden nefret eden tipler. Hani Fransız devriminin ürettiği üç ideoloji diyoruz ya. Aslında dört ideoloji. Bu. Muhafazakarlık, liberalizm, sosyalizm. Bir de yaramaz kardeş, anarşizm. Yani 19. yüzyılda çok belirleyici bir şey anarşizm. Proudhonlar, Kropotkinler falan. İşte Emile Zola'nın romanlarına falan baktığımızda. Bohem nasıl doğuyor? İşte aristokrat çocukları bir kısmı, bir kısmı burjuva çocukları, bir kısmı da küçük burjuva. Sanat yani hayatın o sıkıcılığı içine girmek istemeyen, redingot yani takım elbise giymek istemeyen, iş dünyaları zengin, düşleri zengin, bunlar romantizm tarifi zaten. Bir alan, kendilerine yaşam alanları oluşturuyorlar. Nerede? Ucuz meyhaneler. Kiralar ucuz olduğu için çatı katı. Çatı katlarında yaşıyor çünkü orada ucuz. Fareler falan. Yani hatta Carl Sivisvelik'in böyle bir şair resmi vardı çok ünlü ve şemsiyeyle çadı damlıyor ve şiir yazmaya çalışıyor. Bunlar sanata inanan ve bir kısmı da politik olarak da dünyayı değiştirmeye çalışan ama bir kısmı da gerçekten sağ malzeme olacak birçok mistizm de taşıyan insana. Yani romantizm çok da çelişkili bir alan. Çünkü faşizm de
romantizmin yani, bir sonucu. Mesela Kına Thompson da modernist. Tabii. Ama faşizme kayıyor. Faşizm, romantizm de beslenmeden faşizm olamaz zaten. O ata kültü, işte Aryan ırk, güçlü beden, doğanın kendisi, mistizm, belirsizlik. Üst insan aslında yani bireyleşmeyi öğütleyen bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Yani Baudelaire sanat için ben sanat yapacağım, bu da kimseyi ilgilendirmez. Orada ben bir soru soracağım. Şimdi ben bir şunu tamamlayayım. Bohem nasıl doğuyor? Pardon. Şuradan doğuyor. Buna ucuz yerlerde ve çok dağınık yaşadıkları için kıyafetleri de gemici kıyafeti, bilmem ne gibi biraz da kasıtlı. Bunlar Çekoslovakya, Bohemya eyaletindeki çingeneler gibi dağınıksınızdan geliyor. Ya Bohem kavramı oradan geliyor. Çingene gibi dolaşıyorsun ya. Biraz küçümsemek için. Ama romantikte çingeneleri çok seviyorlar. Çünkü çingeneler sanata hayat yapmış insanlar. O rahatlıkları, tamam dışlanıyorlar, yoksulluk falan ama müziğin, müzikle iç içeler. Egemen ahlakı ters yüz edebiliyorlar falan ya. O yüzden hani çingene küfür, Bohem bir küfür olarak gelmiş ama tuhaf bir şekilde sahiplenilmiş bir hikaye. Zaten modernizm bohemsiz olamaz. Yani o Monet'ler, daha sonra Picasso'lar, o Dada hepsi bohem olarak nitelendiriyor. Yani hala da sanatçılar şu günümüz sanatta bohem önemli miktarda azaldı. Ben öyle bir yazı yazmıştım galiba bohemi yitirdik diye. Her zaman dinamiktir. Mesela bohem edebiyatçının, şairin, ressamın, akademisyenin falan biçki masasında bir araya geldi. Çok önemli şeylerdir. Masalardır. Bütün dünyada. Evet. Mesela sürrealistler böyle buluşuyor. Resimleri var ve aralarında sürekli bir üretim ilişkisi. Tabii yani. Tabii bohemin en büyük riski de alkole yakın olması. Yani 19'da aspent. İşte uyuşturucu. Yani aspente yakın olması ve sağlık anlamında göçmesi. O anladım. Baudelaire de 19. yüzyıl Paris'inde daha izlenimcilik ortaya çıkmamış daha tam anlamında ama dalga belli. O fragmentasyonu, ironiyi ilk keşfeden adamlardan biri. Yabancılaşmayı, yoksulların gözleri şiiriyle. Çok önemli bir şiir bu. Bilinç akışını, zihin akışını, yani flaneur dediği adam yüzer gezer biri. Yani caddelerde dolaşıyor, dalgın. Yani Paris sıkıntısında da çok güzel anlatır. Paris sıkıntı. Evet. Yani modernizm zaten romandaki en önemli konulardan biri anksiyete. Bunaltı Sartre'ın romanı dolayısıyla. Yani dedim ucu açıklık, fragmentasyon, ironi. İroni en önemli modernizmin dili. Hatta o kadar fazla baskın hale geliyor ki postmodernizmi doğuruyor. Yani modernizmle postmodernizmi ironinin kat sayısı konusunda ayırabilirsiniz. Modernizmde ironi trajeye yakın bir ironidir. Postmodernizmde sinizme dönüşmüş bir ironidir. Yani şu an içinde yaşadığımız aralık hali mesela günümüz sanatına biz contemporary diyoruz. Ya çağdaş sanat, güncel sanat. Baktığında temel dil ironidir. Zaten gündelik dilde de ironi, özellikle eğitimli kesimde ironidir. İşte bir de her şey ironi olmaya başladı. Gezi'nin dili, işte ben ironi kitabında bunu az çok şey, ironidir. Yani sinik ironi. Yani modernizmde ironi bir dile dönüşüyor. Özellikle mesela Dada denilen akım, yani Dada modernizmi bir daha parçalandığı aralığa denk düşüyor. Yani 1910'lar, 14'ler, tabii Birinci Dünya Savaşı travması ve birçok modernist ressam, şair de kafada şarapnelle dolaşıyor bu arada. Mesela Apollonier'in Picasso'nun yaptığı tablo var. Hemen herkesin genç yaşta ölüyor zaten. Kafası sargılıdır. Çünkü niye? Birinci Dünya Savaşı'na katılmış. Kafada şarapnel var. Biraz önce söyledim. Şarapnel gelmiş, birebir bulmuş. Alman ekspresyonizmi, yani Van Gogh'un yarattığı temel dini bulduğu ekspresyonizm. Mesela Van Gogh'un resmi nedir? Kalın boya değil mi? Kalın fırça. Evet. Yani en şeyi o. İzlenimcinin başlattığı dalgayı en net biz Van Gogh'ta görüyoruz. Kalın kalın sürülmüş. Değil mi? Yani daha önce bir ressamın onu yapması zor. Yani. Bir de yenilik telaşı var. Onu eklemiyorum. Tabii. Yani sürekli bir yenilik ve devirme. O politik bir şeyden. Ütopyacılıktan da geliyor. Yani şimdi bak modernizme kadar dünya sanat tarihinde akımlar yok. Çok küçük. Üsluplar var. Klasik üslup, gotik üslup, barok üslup, rokoko üslubu, rönesans üslubu falan. Modernizmle beraber sanat akımları başlıyor. 30 yılda 50 tane sanat akımı var. O ona karşı, o ona karşı. Sürekli ona bir yenilik merakı. Fütürizm ona karşı, öbürü ona karşı, öbürü ona karşı. Bu ne? Değil mi? Yani çok 30-35 yılda
Bir sürü akım çıkmış. Hala o akımda bizi belirliyor. Fütürizm çıkmış başka bir şey. Konstruktivizm çıkmış başka bir şey. Minimalizm çıkmış başka bir şey. Ekspresyonizm çıkmış başka bir şey. Değil mi yani? Kübizm falan. Yani o anlamda o kısa aralık, yani atıyorum 1900'leri baz alırsak şey aşağı yukarı 30 yıl, biraz da buradan götürdüm 50 yıl sanat akımları aralığı. Evet. Yani bir karşılığı. Şimdi bu sürekli yenilik talebi, yenilik için yenilik olmaz. Yenilik yapabilmek için bir şeyden rahatsız olmak gerekiyor. Bir şeylerin rutinleşmiş olması gerekiyor. Bir şeylerin sıkıcı hale gelmesi gerekiyor. Bir şeylerin belli networklerde toplanıyor hale gelmesi lazım. Ya durup dururken ben yenilik yapacağım diye yenilik yapılmaz. İnatsızlığın artması gerekiyor. Yani sinizmin artması gerekiyor. Yani mesela 1914-17'de tam da Ekim devrimi tarihi. Ekim devrimi de bir modernizm. Yani zaten modernizm bir sanatta belirleyen en önemli akımlar Sovyet fütürizmidir. Mesela şu an Sakıp Sabancı Müzesi'nde Rus fütürizmi, Rus avantgardı diye bir sergi var. Malevich, Rodchenko, Elisiski, Tatlin. Bunlar çok önemli figürler. Ama serginin ismi bana göre hatalı çünkü o Sovyet avantgardı. Yani Sovyetler Birliği böyle Rus ya da Kazak diye bir vurgu yapmaz. Sovyetler Birliği diye bir devlet vardı da, Sovyetler, değil mi? Evet. Yani ama Sabancı'daki sergi böyle bir küçük bir eleştiri yapmış olayım. Rus avantgardı diye geçiyor. Çünkü niye? Artık Sovyetler Birliği yok, Rusya var. Evet. Yani o anlamda hani o 1917'de Duchamp'ın o pisuarı, yani sıradan bir pisuara Remut diye bir imza atıp bir sergiye yollaması. Şu an mesela New York Modern Sanatlar Müzesi'nin Mona Lisa kadar ziyaret edilen en önemli yapıtlarından biri sıradan pisuar. Şimdi mesela bu da önemli bir kırılma. Dada kendisine karşı, her şeye karşıyız. Yani sıradan bir pisuarı sanat yapmak ya da sanatı yıkmak. Yani modernizmin en önemli şeylerinden sanatı da yıkmak. Evet, şu an romantiklerle o anlamda ayrılıyorlar. Sanatı da yıkacağım ben. Ne olacak? Sanat hayat olacak diyor. Hayat sanat olacak diyor kimisi falan. Yani ya da her şey sanat olacak ya da hiçbir şey sanat olacak falan. Çok verimli bir 50 yıldan bahsediyoruz. Bu 50 yıl tabii hemen hemen her şeyimizi belirliyor. Mesela Dada'nın ürettiği grafik kolajlar bugün modern grafik tasarımda temeldi. Sovyet fütürizminin, Sovyet avantgardının mimari tasarımları, önümüzdeki kupa, şu minimalizm, bu minimalizm modernizm olmasaydı olmazdı. Ya bu tahtadan bir köylü maşrapasıydı ya da bu rokoko barok tınılı bir şeydi, objeydi ama modernizm minimalizmdir. Zaten modernizmin mimarideki uygulamaları en çok kalan uygulamalar ve en çok da eleştiri alan uygulamalar. Çünkü mimari olunca hayatın içinde. Yani müzede ya da evin içindeki duvarda değil. Mimaride modernizm, o da çok radikal. Mesela Le Corbusier, Van der Rohe gibi isimler ya da Adolf Loos gibi bunun makalesini yazan ki yani Wittgenstein'in yakın arkadaşı ve Wittgenstein'in evini de tasarlayan, Wittgenstein'in mimarlığa heves etmesine vesile olan biri Viyana modernizmi dediğimiz. Bu arada Viyana tuhaf değil mi? Freud da oradan. Yani Adolf Loos'un 1908'de yazdığı makale modernizmin mimarideki en önemli manifestolarından biridir. Ve şu an hala çok güncel. Adı ne biliyor musunuz? Suç ve süs. Yani, süs suçtur diyor. Niye süs suçtur? Çünkü aristokrasidir, israftır. Köle emeği gerektirir. Çok fazla algı üretir. Rüküştür. Karlı da değil aslında. Değil mi kapitalizm? Sivretilmez. Sivretilmez. Evet. Ama en çok sarayla alakalı. Aristokrasiyle çökmüş bir aristokrasi ve burjuvazi ile alakalı. Şaşa, altın varak, kıvrımlar. İşte mesela nasıl örnekleyeyim? Adnan Oktar mesela. Diyeyim. Hani süs değil mesela Adnan Oktar değil. Rokoko, barok, kiç. Değil mi? Bir estetik var. Adolf Loos'lar diyor ki biz sosyalistiz. Bizim için sadelik önemlidir. Minimalizm. Bizim binalarımız minimal olacak. Kolay üretilebilir olacak. Minimalizm güzelliktir. Az çoktur. Van der Rohe'nin deyimiyle. Müthiş bir dinamizm. Mesela Kültür Sarayı diyorsun, Adalet Sarayı diyorsun. Kübik bina var. Niye saray deniyor? Ya? Çünkü Le Corbusier'ler şöyle diyor. Artık bizim saraylarımız palas. Bundan sonra böyle olacak. Küp gibi. Tabii 1920'lerde çok radikal. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda kentler yıkıldığında modernist mimari devletlerin elinde
kentleri kalkınma hızlı bir şeye dönüşüyor. Gökdelen. Gökdelen. Evet. Yani sıkıcı hale gelmeye başlıyor. Ama burada o modernistin suçu yok. Mesela postmodernizm de mimarlık üzerinden başlamıştı tartışmaya. Modernistleri, başta Le Corbusier'leri sıkıcı, despot diye nitelendiriyorlardı. Oysa onlar çok daha farklı düşünüyorlardı. Yani bir kübik binayı hızlı toplu konuda çevirebilirsin. Hı? Tabii onların da eleştirilecek bir sürü handikapları var ama bakın mimarideki modernizm çok politik. Ben aristokrasinin süsünü ve köle emeğini istemiyorum diyor. Hı? Yani, Sovyetler Birliği'deki fütürizm aynen böyle minimalizmi savunuyor. Az çoktur. Bir, israf yok. İki, zaten minimalist zen bu estetiği denilen daha sonra yani. Sade şeyler daha şeyidir. Kolay algılanabilir, daha lezzetlidir. Kullanışlıdır. Ve en önemlisi de 19. sanayi devrimi, 20. yüzyılda seri üretim çok önemli. Seri üretilebiliyor. Rokoko bir binayı, süslü binayı nasıl seri üreteceğim? Bir sürü kalkma, oyma değil mi? Köle mi yani Dolmabahçe Sarayı'nı nasıl seri üreteceğim? Tabii yani Gaudi'nin... Ama arkadaki Hilton Oteli'ni bizim ülkedeki ilk modernist yapılardan biridir. Hilton Oteli. Kolay üretebilirsin. Tık tık tık. Mesela nasıl ilginç değil mi yani? Aşağıda Dolmabahçe bizdeki ilk barok ve rokoko esintili saray, tepede Hilton var. Orası da tabii zenginlerin oteli ama hemen yanında AKM var. AKM mesela Türkiye modernizmin en önemli şeylerinden biri. Onun dışında Unkapanı'ndaki İMŞ blokları. Bizdeki en önemli modernist binalardan biri. Şu an tabii duvarında kuzgun acarlar, Bedirhame Eyüboğlu ama yok oldu gitti. Yani çirkin. Levent'teki konutlar. Şimdi kayboldu gitti plazalar. Onlar bizdeki ilk. Ya da mesela ben çok severim Kralada Camii. Hocam hani modernizmin özellikle kent ya da Bauhaus okulu dediğimiz 1930'larda Almanya'daki okul. Sonra Hitler gelince kaçmak zorunda kalıyorlar Chicago'ya, Amerika'ya ve Amerikan kapitalizminin tasarım anlayışını değiştiriyorlar. Yani IKEA mesela dediğimiz gibi. Yani hocam hani modernizm biraz önce bahsettim resimde falan filan bir sürü şey var mı? Tasarım ayağı gündelik hayatta zaten yaşıyor. Oturduğu sandalyede yaşıyor. Yani sokaktaki bir şeyde yaşıyor. Yani o minimalizm vurgusu önemli. Minimalizm vurgusu da dediğim gibi politik bir vurgu. Şimdi sosyalizm. Burada... Sosyalizm vurgusu. Yani çoğu sosyalist çünkü modernizm sanatçılarının çoğu. Tabii işlerinde Hitlerci olan da var falan sonra ama çok ağırlığı olarak solcu sanatçılar. Ya şimdi mimariyle şöyle bir çelişki yok mu? Bu arada programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biz çok konuştuk. Şöyle bir çelişki doğdu yani benim kafamda. Şimdi mimaride minimal sıkıcı, aslında şehri sıkıcı hale getiren, işlevsel seri üretime katkı sağlayacak yapılar kuruluyor. Bunun yanında biraz daha bizim bohemlerimiz, modernist dediğimiz insanlar hem gelişim istiyor, anı yaşamak istiyor, izlenim olarak bunu aktarmak istiyor. Ama bir yandan da bu duruma, burjuva ahlakına ve bu tarzdaki kentleşmeye de bir mesafeliler. Mesela Baudelaire'in de çelişkili olan mesela mektuplarında gözüküyor. Onları operaya giderken burjuvaları resmetmeliyiz, şık fraklarını yine de kale almalıyız gibi bir durum var. Burada modernistler, aslında bu son sorum da olsun, eklemek istediğiniz bir şeyle beraber de cevap verebilirsiniz. Ne kadar özgün kalabiliyorlar? Ne kadar modern mimariye karşılar, ne kadar bunda uyumlu davranıyorlar. Yani buradaki çelişkiyi nasıl aşıyorlar? Gelenekselliğe karşıyız demek de olmuyor çünkü orada bir geçiş durumu var, bir kriz var. Şimdi dedi ki ya modernizm, sanatta modernizm dediğimiz akımların ya da onlarca yüzlerce sanatçının içinde böyle tek tip yok. Bir sürü farklı şey var. Birbirine karşı, hatta birbirleriyle kapışmış anlayış var. Biraz önceki modern mimari dolayısıyla şeyi başka bir anlayış. Mesela ekspresyonistler çıkıp çok bambaşka şeyler söylüyor. Mesela yeniden gotiği yorumlamak isteyenler de var. Mesela bir öncesinde İngiliz romantizm içinde yer alan Ruskin, William Morris gibi büyük şeyler de hem düşünür hem tasarımcılar. William Morris aynı zamanda bir tasarımcıdır. Tipograf ve duvar kağıttası. Mesela onlar da gotiğe dönüşü bir kısmıyla savunuyorlar. Yani bu giden o minimalizmden gidecek olan minimalizm ya da endüstrileşmeden tedirgin olan o romantik damarları olan da bir şey var. Ama elinde sonunda beğenilsin beğenilmesin
riskleriyle beraber o modernizm, özellikle tasarım ve mimardaki mirası demokratikleşiyor, yaygınlaşıyor. Hatta kapitalizm bunu içeriyor. Mesela Sovyet fütürizmi kapitalizme karşı için olmak için o tasarımları yaparken, kapitalizm çok rahat o tasarımları Bauhaus üzerinden, Hitler geldiği için birçok tasarımcı Amerika'ya göçüyor, şirketler kullanıyor. Yani şu an kapitalizm önemli bir tasarım dili, sosyalist tınılı bir modernizmden geliyor. Yani bu da bir çelişki gibi gelebilir ama burada modernistlerin suçu yok. Yani oradaki tasarımcıların. Kapitalizm hızlı eklemlenmesi. Bir de şu var yani, modern mimarinin sıkıntılarının çoğu kapitalizmin sıkıntılarından kaynaklanıyor. Sen niye modern mimariye faturayı bütünden kesiyorsun? Değil yani, mi yani? Evet, ya bu kötü kentleşme vesaire, onlar siyasal süreçler aynı zamanda. Yani ama dediğim gibi yani ben mesela şöyle düşünüyorum, biz onu çok tartışırız. Yani süsü de severim ben. Yani. Süs de gerekiyor. Yani modernizmin özellikle mimaride, tasarımdaki o pürizmi, yani püritanizmi, yani o asketik, çileci en azla yetinen şeyi bazen sıkıcı hale gelebilir. Yani insan süs de istiyor, kıvrım da istiyor, kiç de istiyor. Mesela postmodernizm kiçi sahipleniyor mesela modernizme karşı. Oyunu sahipleniyor. Yani bunlar hep birbirinin içinde oluşan diyaloglar, verimli diyaloglar. Yani çok çok önemli verimli diyaloglar. Zaten hala onun verimiyle şey yapıyoruz, yaşıyoruz. Yani edebiyatta da, sinemada da, resimde de, heykelde de, ne bileyim. Yani o 1860'larda pişmiş bir atılım bugün hala işin. Alman romantizmin bugün nerede yaşıyor? Bilim kurguda yaşıyor işte. Gotik mimari nerede yaşıyor? Bilim kurguda yaşıyor. Değil mi? Star Wars'ta yaşıyor. Yani o şeyler, ana şey yüce dediğimiz sublim çölde yaşıyor. Uçurumlarda yaşıyor. Ama en büyük sublim ne? Uzayda yaşıyor. Yani bilim kurgu. Şu an mesela ayrı bir tartışma gerektirir ama mesela şu an insanlığın en verimli formu distopya. Evet, şu an distopyanın... Niye? Netflix bile oraya artık milyarlar yatırmaya başladı. Evet. Şimdi yani şöyle, süremizin sonuna doğru geldik. Evet. Şimdi konuşurken şunu fark ettim. Bunların hepsi, her biri belirli başlıklarda tekrardan incelenmesi gereken konular. Çok fazla da yarım kalan konu oldu ama umarım keyifli bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum size. Son kapanmadan Peter Gay'in Modernizm, Sapkınlığın Cazibesi kitabını çok severek temel kitaplardan biridir Everest yayınları. Okudum ve herkese gerçekten tavsiye ediyorum. Sanat tarihiyle ilgili hemen her şey var. Özellikle moderniteyle ilgili ve modernistlerle ilgili içinde bulabilirsiniz. Bunu da isterseniz siz tavsiye edin. Evet, bu da Justinus Gregori, bir Yunanlı eleştirmen, akademisyen. Gecikmiş modernlik ve estetik kültür, milli edebiyatın icat edilişi alt başlığa sahip. Özellikle milliyetçilik çalışmalarında temel başvuru kitaplarından biri. Yani gecikmiş modernlik çünkü bizim ülkemizi de ilgilendiriyor biraz. Yani tabii tartışmalı. Kitapçı zamanında çok tartışmıştır. Tabii tabii ama yani, çok paralel noktalar tabii, var. Tabii, İyi tabii. Bir sorgulama sunuyor. Yani orada da mesela estetiğe çok önem verir. Evet. Yani çünkü milliyetçilik çok estetik bir şeydir yani. Estetik olmadan kimseyi X adını ölüme gönderemezsiniz. İnsanlar o kadar şey değiller yani. Biz sizden bir program daha Alp'te gelecek. Sözü alalım. Vallahi yani bu benim herhalde Medyascope'da üçüncü oldu değil mi? Ya çok da biraz ara vereyim. Zevk alıyorsanız devam edelim. Sağ olun. Yani. Alıyorum. Sağ olun. Teşekkür. Çok, tabii teşekkür. Yapabiliriz yani. Ya çok isterim çünkü şey birçok kafamda soru var. İzleyicilerle beraber onları beraber değerlendirmek isterim. Yani tabii buradaki sanatçıların birçoğu zaten program konusu. O yüzden şöyle bir değinip geçmek de zorunda. Ama en azından bu programda şu modernizmle dönük bir sezgi verdiğimizi düşünüyorum. Yani, evet, önemli olan kavramsal olarak altyapıyı oluşturduğumuzu ben de düşünüyorum. Eksik olanın bugün de sonuna geldik. Size tekrardan teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.